Evet, Arlar ve Keklikler adlı dinleme metni. Hayvanlar olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu? Arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Hayvanlar olmasa dünyanın, özellikle arılar olmasa dünyanın fazla bir ömrünün kalmayacağı söyleniyor. Hayvanların geçmişten beri etinden, sütünden, derisinden, tırnağından, kemiğinden bile yararlanılmıştır. Hayvanlar olmasaydı insanların şu anki gücünde de olmayacağını düşünüyorum. Özellikle vejeteryan olacakları için şu anki güçlerinde de olmayabilirler diye düşünüyorum. Sizce doğadaki diğer canlıların bizim sevgimize ihtiyaçları var mı? Doğada çok iyi bir düzen vardır. Hayvanların da bizim sevgimiz olmadan da yaşayacaklarını düşünüyorum. Onları kendi hallerine bırakırsak daha iyi olacaktır. Üçüncü sorumuz ise hayvanların sevgisiyle ilgili şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz demiş. Buraya yazılmış bir şiir var. Bu şekilde devam ediyor. Çalışma kitabında da var bu şiir. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz ve sözcük anlamlarını bularak kontrol ediniz demiş. Bostan, bizim buralarda kavun bahçesi diyorlar. İpilti, karanlıkta pırıldayan ışık. Canı dişine takmak, aşırı çaba göstermek. İkinci etkinliğimiz özetleyiniz demiş. Buraya biraz değil, baya bir özet bıraktım. İsteyenler kısaltıp yazabilir. Köyde yaşarken demiş sarıca, boncuklu arı gibi bazı arı türlerine ilgim vardı. Böceklerden birini yakalıyor, köydekilere soruyor, kimse bilmiyor adını. Daha sonra kuşlarla, kartallarla ilgileniyor. Ondan sonra kekliklere merak salıyor. Yavru keklikleri yakalayıp besliyor. Öldüklerinde üzülüyor. Sonra son baktığı keklik ipe takılıp öldükten sonra keklik bakmayı bırakıyor. Sonra kartal bakıyor. Sonra bir gün köyde Havva Ana bir kartalı iyileştiriyor. Sonra tavuklarımız yeme diye öğütlüyor kartalı. Geri salıyorlar. Bu şekilde kısaltabiliriz. Üçüncü etkinlik, metnin ana fikrini boş bırakılan yere yazınız demiş. İnsanların iyilik yapmadaki amacını anlamak için doğadaki güzelliklere bakmak yeterlidir. Soruları metinden hareketle cevaplayınız demiş. Yazar çocukluğunda arı, böcek, çiçek, karınca, kekliklerle dostluk kuruyor. Yazar kekliği diğer kuşlardan hangi yönüyle ayrı tutuyor? Kekliklerin insana alışınca insanı hiç bırakmaması yönüyle onları ayrı tutuyor.
öldüğünde neden bir daha keklik beslemeyeceğini söylüyor. Çok büyük üzüntü duyduğu için bir daha bu üzüntüyü yaşamamak için keklik beslemeyeceğini söylüyor. Havana kimdir? Yazar ondan nasıl bahsediyor? Havana köyde şifa otlardan merhem yapan namlı bir ustadır. Yazar ondan merhem yapmadaki ustalığı ve güzel masal anlatması ile bahsediyor. Beşinci sorumuz, ben yazarın yerinde olsaydım geçmişteki imkanlara bakarsak yine şifalı otlarla tedavi etmeye çalışırdım. Günümüzde olsaydı veterinerlere götürürdüm. Sizce hayvanları sevmek, onlara gönül vermek niçin önemlidir? Biz onları sevgimizle koruruz, onlar da bize sevgi gösterdikçe bize yardım etmeye ve bize dost olmaya devam ederler şeklinde yazabilirsiniz. 7. Hayvanları ve doğayı seven insanlar sevgi dolu, iyiliksever, merhametli insanlardır. Beşinci etkinliğimiz. Geçen zincirleme isim tamlamaları bulunuz. Altını çiziniz. Evet. Arıların kanatlarının altı. Ekin böceğinin rengi. Dayımın hediyesinin sevincini. Bahçemizin çalıların arkasına. Çocuğun kekliğinin macerası. Köyün delikanlılarının eğlencesi, kartalların kanadının yarası, keklik kuşunun kanadı şeklinde yapabiliriz. 6. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Hayvanlara yardım amaçlı kuruluş ve derneklerde çalışıyor olsaydım, barınaktaki hayvanların mama ihtiyacını karşılamak için hizmet ederdim. Sosyal medyayı kullanarak insanlardan mama ve yiyecek bağışlamalarını sağlar, bu bağışları barınaklara ulaştırırdım şeklinde yazabiliriz. Evet, son etkinliğimizde bu şekilde yazabilirsiniz durdurup. Biraz uzun. Biraz bu bölümü, biraz da diğer bölümü ekranda tutuyorum. Başarılar dilerim.